Farabi'nin de ifade ettiği gibi insanlık en kamil varlığını şehirlerde inşa edebilir. Zaten makalelerden bir tanesinde doktor olmayan, tabibi olmayan bir beldede oturmanın Hazreti Peygamber tarafından kerih görüldüğü ifadesi ya da beyanı zikredilmişti. Dolayısıyla Farabi'ci bir mantıkla baktığımız zaman şehirler insanlığın kamil toplumsallıklarıdır. Tabii ki Farabi'nin en küçük toplumsal kamil toplum olarak gördüğü mekan şehir. Şehrin üstünde daha büyük kamil toplumlar var. Ama insan teki için bakarsak, insan tekinin en kamil olduğu toplumsallık şehir olarak geçiyor. Hocam zıttında şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani insan şehirde yaşamıyorsa kamil olma olasılığı biraz düşebilir. Tabii. Yani olgunluk dediğiniz o kamil insanı vasfının oluşabilmesi için mutlaka evet, şehir ortamında olması gerekir. Şimdi bu ilk mottodan hareketle hem de Esra Satılmış Hanımefendi'nin sorusuna da cevap verecek bir sunumuma geçmiş olacağım. Şehir dediğimiz zaman ilk önce Hazreti Peygamber ile varlığını kazanmış bir topluluk düşünmemiz gerekiyor. Bu merkezden bakıldığında Hazreti Peygamber'in inşa ettiği Medine toplulukçu bir yapıdır. Peygamberden önce var mıydı diye bir soru gelebilir böyle bir cümleye karşı. Ben kanaatime göre Hazreti Adem'in bu anlamda yeryüzünde gerçekleştirilmiş ilk topluluk, yani ilk şehir oluşumunu ifa ettiğini düşünüyorum. Makalelerde zaten bunu zikrettim. Sadece ilk insan değil, aynı zamanda ilk toplumda oluşmuş. İlk toplumda oluşmuştu ve bu şekilde bir paradigma, yani meseleye böyle bakmak hem Kant'ın, hem Hobbes'un, hem batılı diğer filozofların yaklaşımlarının tamamen terk edilmesi anlamına geliyor. Çünkü vahşi bir dönemden hareket ederek insanlığı başlatan bir felsefeye karşı biz Kur'an temelli bir toplum ve şehir düşüncesiyle başlamış oluyoruz. Neden şehir topluluk üstünden anlatılıyor da mekan düzenlemesi üstüne anlatılmıyor diye bir soru gelebilir buradan. Bu da Hazreti Adem'in bulunduğu, yani kurduğu ilk topluluğun içerisinde kendi statüsünden kaynaklanıyor. Çünkü Hazreti Adem biliyorsunuz Kabil ile Habil arasında bir kavga olduğunda o kavganın hakemi olarak aynı zamanda konumlanmıştı. Kendi statüsü öyleydi. Ve buradan biz şehirlerin mahkemesi olan yerler olduğu fikrine de geliyoruz. Yani kadısız veyahut mahkemesiz bir şehir düşünmek mümkün değil. Bunun Maverdi'de de karşılığı var. Maverdi, Ahkam-ı Sultaniye'de idaresi olan, yöneticisi olan, mahkemesi olan beldeye şehir denir diyerek imamet bahsinde meseleyi böyle tanımlamış ve referans olarak da hem İmam Şafii'ye hem İmam-ı Azam'a referans vermiştir. Dolayısıyla buradan bir şey ortaya çıkıyor. Mahkemesi olan topluluk olma vasfı çıkıyor şehirlerin. İkincisi, bu meselenin bir de pazarı düzenlemesi gerekiyor. Yani Hazreti Adem'in Kabil ile Habil arasındaki kurban vermelerine yönelik talebi aynı zamanda iktisadi bir düzenlemeyi de ifade eder. Dolayısıyla orada tefsirlerde hangi şeyden kurban verdikleriyle ilgili pek çok yorum var. Ben bunların hiçbirine girmeden sadece kurbanın toplanmış maldan değil, üretilmiş, emek verilmiş maldan olması gerektiğini zikrederek hareket ediyorum. Yani orada onların şeriatında kurbanın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Evet. Yani bugünkü anladığımız anlamda bir kurban olmayabilir. İşte bir koç olmayabilir, bir deve olmayabilir ama her halükarda bu
toplanan bir mal değil, bizatihi sahip olunan bir mal olsa gerektir ki kurban verildiği zaman kurbanın takdim edildiği varlık Allah olduğu için Allah'a sizin en emeğinizle sahip olduğunuz en kıymetli varlığınızla kurban verebilirsiniz. Büyük ihtimal Habil'in kurbanı bu anlamda makbul olabilecek zaten bir kurban idi. Belki Kabil'in vermek istediği, verdiği kurban da böyle bir kurban olmama ihtimali var. Dolayısıyla belki de red bu sebepten. Ama bu bir spekülasyon. Benim sadece burada yapmak istediğim, vurgulamak istediğim hadise bunun iktisadi bir karşılığı var. Ve Habil ile Kabil arasında meslek anlamında mutlaka bir iş bölümü olsa gerek. Yani Hazreti Adem o toplumu inşa ederken zaten fütüvvetnamelere dikkat ederseniz bakarsak örneğin Radavi fütüvvetnamesi Diyanet'in de yayınlamış olduğu zannediyorum. Oraya bakarsak Hazreti Adem'den bu yana gelen bir meslek pirlerinin getirdiği bir ahlak felsefesi var. Evet. Burada Hazreti Cebrail'in cennetten getirdiği lokmayı yiyen bir Hazreti Adem, onun kuşağını bağlaması Cebrail tarafından ve ondan sonra mesleklerin diğer peygamberlere Hazreti Adem'in kendisinden sonra gelen peygamber, onun da kendisinden sonra gelen peygambere kelimeleri öğretmesi, evet, esasında meslekleri öğretmesi. Meslekleri öğretmesi. Meslekleri dolayısıyla buradan biz öncelikle bu mahkemenin dışında Hazreti Adem'in aynı zamanda bir fütüvet ereni olarak meslekleri düzenleyen, meslek bilgilerine sahip olan bir figür olarak da konumlamamız gerekiyor ki bunu zaten şöyle algılamamız lazım. Kabe'nin inşası zaten açıkça bunu gerektirir. Çünkü Kabe, düşünün ki Kant'ı düşünün, Hobbes'u düşünün, ilk varlık vahşi insan onların nazarında. Ama bir Kabe var ve bu Kabe Hazreti Peygamber tarafından, yani İslam dediğimiz zaman çok kişinin kafasında İslam Hazreti Peygamber'le başlamış diye biliniyor. Çoğu insan böyle algılıyor. Halbuki Hazreti İbrahim de Kabe'yi inşa etmiştir. Yani tamir etmek anlamında yıkılan duvarlarını. Hazreti Peygamber de yani üç peygamber, üç Hanif dinin üç Ulul Azm peygamberi Kabe'nin inşasıyla toplum inşasına başlıyorlar. Dolayısıyla bu Kabe'nin inşasında şakül dediğimiz, yani hiç düşünün ki hiçbir şey bilmeyen bir insanın küp inşa etmesi mümkün değil. Demek ki bu bir bilgi olarak da kendisine verilmiş. Dolayısıyla ilk mesleklerden bahsettiğimizde Hazreti Adem'in içinde bulunduğu bir silsileyi görmemiz gerekiyor. Bu da iktisadi bir toplumsallık demektir. O halde şehir dediğimiz zaman bunun bir işte konutlar, mekanlar, binalar olarak değil bir toplumsallık olarak, bir fıkıh toplumsallığı olarak ele alınması gerektiği ortaya çıkar.